أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Tarih vermek, yer vermek biraz adetim olduğu için sebebi nüzulu çok önemli. Yani bir şeyin ortaya çıktığı yer çok önemli. O haletle ne avlanmışsa. Biliyorsunuz halet balık tutma yöntemine benzer. Palamutu yakalamak istiyorsanız motor hareket etmesi lazım. Oltaya atıyorsunuz, arkanızdan geliyor, motor gidiyor. Zargan yakalamak istiyorsanız gece denizin yüzüne su, elektrik vurmanız lazım, ışık. Işık görünce bayılıyor. Mezgit dediğimiz şey yerin dibindedir. Yanına atsanız oltayı yemez, illa ağzına atacaksınız gibi. Bizim duygular da hayvan kadar hayvan değil. Yani onu avlamak, tanımlamak, izah etmek, onu kıblesine koymak zor. Onun için mesela Peygamber Aleyhisselam hadisleri ve ayetlerin sebebi nuzulu var, mekanı var, o bulunduğu şey var. Bu ciddi bir anlama yöntemidir onu. Mesela ben bir sahabeye bir şey söylerken Resulullah, bir hadisi aleyhissalatü vesselam, ben o geçiyorum sahabeye söylüyor ya, ben onu öyle anlamıyorum biraz da. Benim biraz sistem ters çalışıyor. Sahabenin ruhuna bakıyorum ki bu ona niye denmiş, nasıl bir psikolojisi vardı. Benim biraz şeyim o. Mesela başka bir tanesini de çarpıcı misal vereyim. 19. mektup okuyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam mucizeleri var. Parmağından su akması. Vay hakikaten acayip. Bugün de Bayburt'tan aradılar. Hafız, ciddi hafız. Bununla alakalı bir şey sordum. Parmağından su akıyor falan. Bu nedir? Orada bulunan kişilere, inden ağacı ihtiyaç olduğu kadar imana gelmelerine basla olsun diye mucize gösteriyor. Ben öyle de anlamıyorum o kadar. Yani %50 öyle. Benim sistem ters çalışıyor. Şöyle bak. Şimdi benim parmağımdan su akıyor. Karşıdaki taraf iman ediyor. Onun ruhuna nasıl tesir yaptığını koyuyorum bir kenara. Onun için söylenmiş zaten ama ben şöyle anlıyorum. Şimdi uzatır mısınız? Rica etsem elinizi. Elinize bakar mısınız? Bunu kim dinliyorsa uzatsın. Ben de elime bakıyorum. Şimdi parmağınızdan hayalen su akıyor. Şarıl şarıl. Hiç kafanızı çevirmeyin. Parmağınızdan su akıyor. Hayal edebiliyor musunuz? Biraz edin bakalım. Şimdi tamam, şimdi beni dinleyin. Siz elinizden parmağınızdan su akması dua ediyorsunuz. Dua ediyor, kesiliyor. Sizin imanınız ne olur? Ben öyle bakıyorum Resulullah'a. Yani karşıya tesir etti, etmedi. Çünkü etmeyen de var. Resulullah'a birinci derece ona bakıyor. Şimdi düşün ki dua ediyorum, duam hemen kabul oluyor. Allah'a güveni, itimadı, imanı nasıl bir şey şimdi? Kaldırıyorum oluyor. Sema açılıyor, yağmur iniyor. Yağmur boşver şimdi o adam, o insanların istifadesi. Yani bunun imanı nedir, nasıl bir şey? Onun için ben hedi, onun imanına hastayım böyle ya, acayip. Böyle iman anlayış olmadığı için, şimdi parmağımdan su akıyor. İlk önce şunu yapardık, ödümüz patlar, kopar, ödümüz var, kaçarız ya. Biz kendimizden kaçarız, parmağımdan su akıyor ya. He? Öyle, bir de öyle düşün, garip oldu değil mi? Parmağımdan su akıyor. Dua ettim akıyor. Dua ediyor bu elimde. Kakı kesiliyor. Millet de içiyor. Şimdi onları seyrediyor. Sen peygamber ol. Nasıl bir ruhun haletin olur? Belki de doktoru görürsün. Ya evet. Bunu da ilk defa duydum. Belki de doktoru yani. Hal kalmaz ki yani. Yani bunu nasıl kaldırıyor? Ve normal görüyor. Niye? Nasıl bir iman? Bunun arkasında çünkü. Abi bir gün bir şey anlatmıştınız siz. Bir zikir yapıp işte karpuz çıkardım. Ha gelsin diye. Yani ya gelse, bıraktım demek. Gelseydi korktum. Karpuz
O çekip gidecektim. Dershanede kimse yoktu. 1985 Tepecik'te Rüştü abi koydu beni oraya. Kedi yavrusu gibi. Çocuk esirgeme kurumu vardı. Turgut Ozal'ın şey yaptı. Sokak çocukları. Çöplükte bunlar. Onlara yakın dershane şey yaptı. Bana dedi ki sen bunlarla ilgileneceksin. Benim vakti 85'te. İşte gece de öyle bir yaptım böyle. Dedim ben şimdi böyle bir şey yapayım da karpuz marpuzlar falan gelsin böyle. Ama bu arada da korkuyorum ya olursa ne yapacağım? O da karpuz orada olacak parmağımdan soraksa. Ben işte ters çalışıyor benim biraz sistemim. Şimdi hayatın içeriği, hayatın gerçeğinden okuyacağım. 30.09.2017 C11 Hücre 84 Silivri Hapishanesi'nde yazılmış okuyacağım yer. Ben tek kaldım. Koğuş değil, tek. Tek böyle. Orada bakayım Allah ne vermiş. Gidi. Nedeni olmayan hiçbir şey yoktur. Senin aleminde ciddi nedeni ise senin varlığın ve tercihin. Bir daha. Nedeni olmayan hiçbir şey yoktur. Senin aleminde, alemine düşen ciddi nedeni ise, yani senin alemlerin, senin varlığın ve tercihindir. Yaratılmandır. İmandan sonra, belki imandan önce. Ondan daha büyük nimet bilmiyor. İman da zaten onun üzerine kuruluyor. Ben varım diyebilmek. Varım. Bu zat-ı sıfat var ya, zat-ı sıfat. Zat-ı sıfattaki vücudun bize yaptığı hakikat mıdır, mahiyetimi bilmiyorum. Ben varım diyebilmek. Bak, ben varım. Kör olsan, felç olsan, kadın, erkek, taş, toprak, masa fark etmez. Ben varım diyebilmek, hep derim. Ömrüm bunu demeyle geçecek. Varım diyebilmek, varlığının şuurunda olmak. Varlığını tanımlamak. Ondan sonra şeyler geliyor. Varım diye bilen varlığını tanımlar, varlığına anlam katar, farkındalığı artar. Sırayla yapıyorum, farkındalıktan sonra vefası ifade edilir. Vefanın üzerine de iman gösterilir. Bu altyapıları böyledir. Varım diye bilmek. Ben varım. Kafir dahi olsa, Allah kafir rızkını veriyor. Ben varım diyebilmesi için. Ben varım. Var olmak. Şöyle bir şey diyeyim. Hayaliniz, tefekkürünüz bakayım şey yapacak mı? Yapacak mutlaka. İç aleminizde şey yapın. Ne olur. Allah Allah olduğunu biliyor mu? Biliyor. Allah, Allah olduğunu bilmekten hasıl olan ve Allah'a mahsus olan lezzet-i mukaddesesini düşünün. Hani var ya şuunat-ı zatiye, 286 mektubat, şefkat-i mukaddese, muhabbet-i münezzehe, surur-u mukaddese, şefk-i mukaddese, lezzet-i mukaddese, 6. Lezzet mukaddesi, memnuniyet, sonra iftihar mukaddesi. Bak Allah, he Harun'um, Türk geldi. Bir ara bir şey tefekkür etmiştim de böyle. Bir şey, onun için mi daldın? Evet, o aklıma geldi. Moralim bozulmuştu böyle. Bir şeye çok sıkılmıştım. Bugün havam çok iyi biliyor musun? Evet, çok iyisin. Evet. Bugün akıl hakkında acayip okyanuslara götürdü beni. Akıla çalışıyorum ya. Aklımı yitirmeden, aklımı şey yapabilirsem, sahip olursam, yani sen, evet abi. Sonra böyle dedim ki, yani yok olayım dedim. Sonra dedim ki, yani niye ben yok olayım ki? Herkes varken ben yok olacağım. Yani o kadar dipteyim ki, dedim ki. Evet, Allah. O olayı bir an yaşadım, yani dip anı. Evet. Yok olmak istedim. Bende de var, oldu. Yok olmak istedim, tabii ben niye yok olacağım dedim. Niye yok olayım ki, herkes varken. Bak onlarla kalı cümle gelecek şimdi. Evet. Hapishanede de olmuş demek ki bende. Demek ki, İnsan ya, ben insanım diyebilmek kadar büyük bahtiyarlık bilmiyorum. Niye biliyor musunuz? Yeşil toplumda yaşayanların ekseriyeti mutlakası %80 diyor.
insan olduğunu bilmiyor. Dehşet bir şey. %80 insan olduğunu bilmiyor. %10'u insan olduğunu biliyor ama yarım yamalak. Eksik, nakız. Çok az kısmı insan olduğunu şuurunda, farkındalığında. Bu kafir mümin fark etmez. İnsan olduğunu %80'i bilmiyor. Ondan ahir zaman demiş. Evet. Hayatın içerisine ait dersleri çok seviyor. Öfkeye mağlup olmuşların güneşin parlayışında ve batışından zevk almak yerine, mesela öfkeye mağlup olan insan güneşin batışı ve doğuşu acayip bir keyif verir. Mesela güneşin batışı, akşam namazının okunuşu, benim sanki selam okunuyor. Çok ağrıma gidiyor. Hayatta en lezzet aldığım an sabah ezanını duymaktır. Mesela beni en çok hırpalayan sonbahardır. Dökümü var ya, yaprak dökülmüyor, ben dökülüyorum. Güneş batmıyor, ben batıyorum. O kadar acayip ağrıma gidiyor. Yani varlığım sönüyor gibi geliyor bana. Bak, öfkeye mağlup olmuşların güneşin parlayışında ve batışından zevk almak yerine kendisini yetimlik ve hüzün hissettirir. Bunlarla olmak veya bunların duygularının ifadeleri olan sözlerini dinlemekle sirayet eder sana da. Bu hapishanede diğer koğuşların seslerini duyarak yazmışım. Sirayet o kadar berbat bir şey ki, o kadar da güzel bir şey ki, peygamberin sahabeye sıçraması. Yani bu salgın hastalığı gibidir. Mesela bak yapayım. Yapsam size de başlar. Değil mi Erdinç? Birkaç defa yapsam, böyledir sen. Aynen, 2-3 defa yapayım, siz de yapayım. Şu anda ihtiyaç var değil mi? Tutuyorsunuz. Evet. Hadi bakalım. Bu şey, kimle oturup kalkacağına dikkat et. Sana sirayet eder. Ne olur bana bir şey olmaz deme. İslam o kadar dikkat etmiş ki buna, kadının hemen kalktığı yere oturmayın. Bunu bilmeyen, softa, cahil, metafizikten anlamaz, kötürüm, yani kadın erkek şeyi farkını şey zannediyor, cinsellik, bedensel zannediyor. Dalga boyunu, bıraktığı konumu, koordinatları ve enerji boyutunu, metafiziği, kuarkları bilmiyor ki. Hiçbir şey yok olmuyor ki. Tak tak kim adım atmışsa geçen hafta hepsi duruyor burada. Bilmiyor ki adam. Zannediyor ki din olarak söylemiş. Eğlence ne demek? Alemde, bak eğlence noktalı virgül. Alemde Allah olmaksızın bir hiç olan yaşamdan kaçıştır. Böyle bir tanım da olmaz herhalde. Bilmiyorum ki nasıl halette yazmışsın. Şimdi bak, eğlence neymiş? Aleminde Allah olmaksızın kendisini hiç zannetmekten ortaya çıkan bir kaçış haletiymiş. Kimden kaçıyor biliyor musun? Kendinden. O kadar yabancı olmuşuz. Mesela bir gün bir halet vurmuştu bana. Çok zevk almıştım kendimden. Ve sarılmıştık birbirimize. Çok da özlemişim dedim. Ben ona dedim neredeydin diye de, o demişti ki ben sendeydim, sen neredeydin var ya hadisi gibi. İnsan kendisiyle tanışması, mülaki olması, görüşmesi, kendisiyle meşgul olması, kendisine zaman vermesi, hele hele kendisine zevk alması kadar dünyada bir zevk bilmiyor. Zaten diğer zevkler, lezzetler bizi bağlayan harici şeylerden koparmadan ortaya çıkıyor. Cinsellik de öyledir, elma da öyledir, armut da öyledir.
oradan aldığımızı zannederiz. Oysa bağlantılarımızdan sıyrılıp kendi alemimize seyahate başlamanın adıdır o. Yani geliş yolları takip ederek aslımıza doğru seyahat ettirme vesileleri onlar hepsi. Ne anlattımsa öyle. Demek ki kaçışmış. Eğlence. Dizi seyretmek. Kaçışmış. Dizi, haber, haber muhtelası neymiş? Aleminde Allah'lık hakikatının unutulması veya çökmesinden hasıl olan kişinin kendisinden kaçışıdır. Zaman şuuruna ne kadar sahipsek, zaman şuuruna ne kadar sahipsek boşluğu o kadar çok hissederiz. Yaşamımızın bir anlamı yoksa, yani bu hapishane duvarında yazmış hem de çok korkunç yerde, yaşamımızın bir anlamı yoksa yaşamın içine hayatından daha değerli şeylerle dolduramadıysan yaşamın sıkıntısına katlanamazsın. Çünkü sıkıntı senin aleminde bir bedeli yok zannedersin. Oysa sıkıntının hayatına anlam katıyorsa, seni bir yerlere taşıyorsa sıkıntı keyfe döner. Çünkü anlam kazanmış ve göstermiş olduklarını görmeye, sıkıntının göstermiş olduklarını görmeye başlarız. Bu meyanda eğlenceler hayatın içine boş bırakır. Yalnız şimdiki zamanı dolu gösterir eğlence. Bunu ne zaman anlar insan? Bunu ne zaman anlar insan? Dönüp geçmişine bakınca bir sürü boşlukları görür. Ben misal vereyim. Günahlarım hariç geçmişimden çok az pişmanım. İçi hamdolsun Rabbime doldurmuşum. Bunun tersini düşün. Bakınca anlamsız ve bir sürü mesuliyetlerle dolu mazi insana sıkıntı var. Hem de çaresi tövbeden başka olmayan ilaçsız bir sıkıntı. Bir de okuyayım mı? Çok tuhaftı. Bir daha. Yaşamınıza bir anlam yoksa, yaşamınızda bir anlam yoksa niçin yaşıyorsun? Dünle bugün eşit diye söylüyor hadiste. Mesela şöyle diyeyim. Ben şöyle diyorum. Hayatımdan daha değerlidir bu dersler. Dedim ki bugün, bugün ne fark edecek dünden? Akıl deryasına, akıl toplamasına meşgulüm. Oturdum, bakayım dedim, Allah bugün bana ne verecek? Yani aklım, ruhum, hayatım hep ona. Dikkat et, aklımla aklımı çözmeye çalışıyor. Ruhumla, ruhumda seyahat etmek istiyorum. Ben bende dolaşıyorum. Şimdi hayatıma bir anlam vermişim. Hayatımdan daha değerlidir şu akıl sırrını ve tılsımını, bunu çözeceğim. Hayatım harcadığıma göre hayatımdan değerlidir bu. O zaman hayatıma anlam katıyor. O zaman yaşamak bana keyif veriyor. Çünkü hayatımdan daha değerli bir şey var hayatımda. Eğer hayatımızdan daha değerli hayatımızda bir şey yoksa hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur. Şimdi bir daha yaşamınızın bir anlamı yoksa ne olur bunları böyle şey yapın böyle ya çok istifade edersiniz. Yaşamınızın bir anlamı yoksa yaşamın içine hayatından daha değerli şeylerle dolduramadıysan hayatının içine, ben aklı koydum. Sonra işte dima var ya dersiniz, sonra vicdana ineceğim, ömür verirsem Allah'tan şunu istemiştim. Ya Rabbi dima şeylerini bitirmeden canımı alma. Bu ümmet-i Muhammed'e bu faydam olsun derdi. Ondan sonra eşantiyondan dima bitirirsek vicdanı isterim.
Niye söylüyorum bu? Hayatımdan daha değerli hayatımın içinde var. Nedir o? Ben benim konusuyum. Yani dimağımı çözeceğim. Hayatımda verdiğim bu yaşantı, göz, kulak, böbrek benden daha değerli bunlar. Bunların içine koy, eğer daha değerli bir şey dolduramadıysan, yani hapistesin, yaşamın sıkıntısına katlanamazsın. Yani hapiste dahi olsam, ben bunları yazıyorsam, demek ki benden kıymetli olduğuna göre bu. Hapiste anlam katıyor hayatıma, basamak oluyor ki baksana bunları yazıyorsun. Hayatıma anlam verdiğim için bulunduğum yer beni sıkamıyor. Beni hapse sokamıyorlar. Usta diyor ki, beni kesmeyle, asmayla, hapsetmeyle mahkum edemezsiniz. Beni vicdanen tasvip edin diyor. Şimdi eğer hayatınızın içerisine hayatınızdan daha değerli şeyle hayatınız anlam katıyorsa sizi hiçbir yer hapsedemezdir. Mesela hapse giriyorsun. Niçin buradayım dediğin zaman cevabın seni vicdanın memnun ediyorsa orası cennet bahçesi oluyor. Medrese-i Yusufiye'ye dönüyor. Çünkü'si var çünkü. Çünkü'si var. Bir şey söyleyebilir miyim abiciğim? He. Şimdi Peygamber Efendimiz'den bahsettiğiniz az önce Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den bahsediyor. Parmaklarından su akıttığından bahsederken siz odaklanın derken bende de bir zıddiyet vardır ya Hasan abi. Ben o esnada şunu düşündüm. Parmağından su akıtmak değil de hani devamlılıktır ya insana lezzet veren Hasan abi. Aynı zatın düşünebiliyor musunuz ki Hasan abi? 3 sene vahiy hiç gelmiyor Hasan abi. Şimdi parmağından su akıtmak... 3 sene vahiy gelmiyor, 3 sene dimağa katılmıyorsun. 3 sene burada ders oluyor senin binada. Sen yoksun. Yoksun. Ne demek senin için? Abi yani tarifi mümkün değil herhalde. Ama devamında siz şimdi hapishaneden bahsederken hapishanen için su neyi ifade ediyor Hasan abi? İslamiyet. Hayat, İslamiyet. İslamiyet, hayat değil mi? Şimdi hapishaneyi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in 3 yıl vahiysiz kaldığı döneme benzetsek. Evet. Bir de ambargo dönemine benzer. Evet. Peki abi, siz hapishanede bu manalara ulaştığınızı da o parmaktan su akıtmaya benzetecek olursak, demek ki bizim asıl meziyetimiz şu olmalı abi. O 3 yıllık vahiy gelmediği dönemdeki onun içindeki parmaktan su akıtma mucizesini bulabiliyor muyuz? Veya hapishanedeyken sizin benzetmek, hani 3 yıllık vahiysiz kalma dönemine sizin hapishane haletinizi, yaşamanızı benzetecek olursak, oradaki parmaktan su akıtmaktır aslında şu dinlediklerimiz, evet, bizim. Evet. Ruhtan, ruhtan. İfade edebildim mi bilmiyorum, evet. Yani değiştiriyorsun. Evet. Değiştiriyor, tasım oluyor. 8. söz, o aslan ata inkılap ediyor. Hapishane Medrese Yusufi oluyor ama bu şartla. Bir daha yaşamınızın bir anlamı yoksa, yaşamın içine ne koyacaksın? İçine konulmaktan bahsetmiyorum. İçine konulmaktan bahsetmiyorum. Yaşamınızın ben varım diyemiyorsa, yaşamın içine hayatından daha değerli şeylerle dolduramıyorsan, yaşamın sıkıntısına katlanamazsın. Ben sıkıntıya dayanamıyorum ondan. Çünkü sıkıntı senin aleminde bir bedeli yok zannedersin. Oysa sıkıntının bir bedeli var. Biliyor musun? Taşların sıkıntısı yok. Sıkıntı insanlar çeker. Acıyı hayvanlar çeker, sıkıntı yoktur. Meleklerin bile sıkıntısı yoktur. Taşların sıkıntısı yoktur. Sıkıntı nimettir. Çünkü rahat döşeğinde hiç böyle sıkıntı, elem, mücadele olmayan beyinlerin küçüldüğünü fizik söylüyor, tıp söylüyor. Biyoloji öyle söylüyor.
eklesek hayat döşeğinde hayat vücuttan ziyade, ziyade Adem'e raciktir diyor. Adem'e bak. Yani insanı canlı tutuyor. Ereğini aslına bağlıyor sıkıntı. Sıkıntı nimettir biliyor musunuz? İstenmez ama çok büyük nimettir. Yani sıkıntıyı Mevlana der ki, fırın gibi der, yani der. Yani hamuru yoğurursunuz ama işe yaramaz. İlle pişmesi lazım. Sıkıntı fırın gibidir. Seni pişirir. Ama o hayatınızın anlamı var, içine koyduğunuzun da değeri var. Değirmen gibidir. Bir tane sabittir, bir tanesi oynaktır. Taş taşı yer. Bu elemdir ve azaptır, keşkedir. Ama tane atarsanız un olur, taş taşı da yemez. Un olur, buğday olur, nişasta olur. İşte kafada böyledir. Sıkıntı sıkıntı olmaktan çıkıyor. Çıkıyor, yani. Kesinlikle. Vallahi bazen oluyordu ki Gülgülistan oluyordu. Allah biliyor ya. O anda derdim ki acaba dünyada benden daha mutlu kimse var. Hapiste oysa evet. Ama seccade koyacak yer yoktu. Bir seccade ya böyle koyacaksın ya böyle. Kıble böyleyse kesinlikle kıbleyi kılamazsın. O kadar dar. Yani sordum gardiyana. Kıble böyle mi böyle mi? Böyle koyma şansın yok. İki şey soruyorum. Böyle mi? Herkes böyle kılıyor diyor. Ben de böyle koyuyorum. Niye söylüyorum? Bazen orası o kadar geniş oluyor ki mektubatta geçiyor. İki dost kardeş varsa diyor. Dost. Küçük yer, fincan sahra olur. Çöl gibi olur. İki tane kişi adavetli, düşman, hasip, kin, yeis. Çöl onlara fincan olur. Diyor onlara için diyor ki Allah razı olsun. Fincan çöl olur, geniş. Çöl ise fincan olur. İki birbirini seven. İki birbirini seven insan değil. Allah ile aran iyi oldu mu? Her şey gülgülistan olur. Allah ile aran iyi olacak. Allah ile yorumladın mı? Bazen de nazın oluyor. İsa aleyhisselam dediğini deme de. Ya Rab dedi İsa aleyhisselam. Beni niye bıraktın? Diyebileceğim bir dostum var. O kadar nazı geçiyor ki. Belki eşine diyemezsin. Sen istediğine bir bak bakalım. Eşine diyemezsin, utanırsın. Ben Allah'tan istediğimi bilseniz. Kimseye diyemezsin. Yerin dibine gidersin. Utancından. Ama Allah'tan diyorsun. Ne yapayım? Senden başka kimsem yok. Bunu yap diyorum. Yapar mısın da demiyorsun. Ya Rabbi bunu yap. Ya. Bazen de bütün kainat başına yıkılır. Bu alemde çıkasın geliyor. Ustad'da da oldu. Eğer dinim intiharından men etmeseydi bugün Said toprak olmuştu. Subhanallah. Tarihçi de geçiyor. Hangi haletti bu abi? O 3 sene vahiy kesilen peygamberin haleti gibi. Polisiye'ye hoş geldin polisiye. Ne kadar saf insanlarsınız. Ya bu o nerelerden beri geliyorsunuz? Niye geliyorsunuz? Ben olsam televizyonun karşısına kahve içerim, çekirdek çatlatırım. Mancak onları yapıyorum işte. Peki. Bir daha alayım sizin aklınıza başını. Tahtepe değil de son okuduğum. Yaşamınızın bir anlamı yoksa yaşamın da içine koyacağım bir değerli bir şey de yoktur. Sıkıntı, çünkü sıkıntı senin aleminde bir bedeli yok zannedersin o zaman. Yani ben Yusuf Aleyhisselam ben buraya niye girdim diyor. Ustad niye 28 sene işkence çektim? Çünkü si var. Hayatın bir anlamı var. Bir de
hayatın içerisine değerli bir şey koymuş. Allah'ı koymuş, hapishaneyi koymuş. Oysa sıkıntının hayatına anlam katıyorsa, anlam buluyorsa, çünkü onu niçin diyor dediğin zaman sıkıntıya cevap geliyorsa anlamı var demek. O zaman seni bir yerlere taşıyor. Sıkıntı bu sefer keyfe dönüyor. Mevlana'ya göre fırın gibi hamuru pişirmeye inkılap eder. Çünkü anlam kazanmış ve göstermiş olduklarını görmeye başlarız artık. Sıkıntı bir göz olmaya başlar, bir kulak olmaya başlar, bir akıl olur. O sana gösterdiğini sihat ve servet gösteremez. Kulağına fısıldar sıkıntı bir şeyler. Nasibin kadar alırsın. Bu meyanda eğlenceler peki nedir? Hayatın içindeki boşlukları bırakır. Yukarıda ne demiştik? Sıkıntı şey, eğlence şuydu. Eğlence, kişinin aleminde Allah olmaksızın hayatında anlamı yitirmekten ortaya çıkan bir boşluğun dehşetinden kaçıştır. Eğlence. Kendinden kaçıştır. Yalnız, sıkıntıya devam ediyorum. Yalnız şimdiki zamanı dolu gösterir eğlence. Bunu ne zaman anlar insan? Dönüp geçmişine bakınca bir sürü boşlukları görür. Ben kendimden misal vereyim. Günahlarım hariç geçmişimden çok az pişman. İçi hamdolsun Rabbim doldurmuş. Bunun tersini düşün, içi boşsa. Bakınca anlamsız bir sürü mesuliyetlerle dolu, mazi insana sıkıntı verir, sıkıntı, elem verir, gelecek ise korku verir. Korkunun yönü geçmiş değildir, gelecektir. Hem de ama İslam'da çaresi tövbe ve istiğfar sistemidir. Cümle değişiyor. 3-4 defa okuduk. İnsan ölümünden korkmasının bir nedeni de, ölümden korkmasının bir sebebi de, yaşanması muhtemel olan geleceğin yaşanmaması görünürken, yani bir sürü yaşayabilirken, muhtemel olan geleceğin yaşanmaması görünürken, oysa ruhun derinliklerinde mazinin yanlış yaşanmasından ruhu acıtan mamalardır. Yani zahirde ölüm korkusu muhtemel geleceği yaşayamamak gibi gözüküyor. Yani bugün öleceksem yarını yaşayamayacağım. O değilmiş aslı. Ölüm korkusu böyle gözüküyor ama bu değil aslı. Nedir o? Şu, ruhun derinliklerinde mazinin yanlış yaşamasından ruhu acıtan mamalardır. Yani kısacası günahlardır. Günahlar deyince zannediyoruz ki böyle bir deftere kaza namazını kıldığın bir çizgi. Günah böyle bir çizgi zannediyoruz. Günah ademi olduğu için boşluktur. Sebaplar ise çizgi değildir. İman gibi vardır. Realitesi vardır. Enerjidir. Vücud alecisi vardır. İman mahluktur. Sureti. İmanın sureti eylemdir. Oruç, namaz gibi. Kanuneti ruhtaki enerjidir. Hakikati esma-i ilahidir. Mahiyeti Allah'ın zatına bakar. Mahiyeti mahluk değil. Dolayısıyla bakın, imanın sureti eylemdedir. Neler sana bıraktırabilmiş, bırakmışsın, yapmışsın. Sureti İslam. Sureti İslam. Kanuniyeti içsel yapıdır, enerjidir kardeşim. Bunun adı da usta nurdur diyor, kuvvettir diyor iman. Kuvvet mahluk enerjidir ya. İşte dünya, hele Avrupa çok gittiğim için biliyorum.
Asya'da da var ama Türkiye'de o kadar değil. Tükenmişlik sendromu diye bir şey var. Duman etmiş, duman. Öyle virüs gibi benzemiyor. Yalnızlaştırmış, hayat anlamsızlaştırmış, şevk gitmiş, heyecan gitmiş, vefat gitmiş, irtibat gitmiş. Yani hayat mantar gibi bir hale gelmiş. İçi boşaltılmış, un çuvalına benzer, yığılmış. Tükenmişlik sendromu demek, içsel enerjinin çöküntüsü demektir. Yani o enerjinin adı da imandır. Başka dolduramazsınız. Abi günahlar olmasa ölümden korkmaz mı? Büyük zatlar gibi. Ya Rab, niye selam gelmedi? Baktım ölümden yine niye korkarlar? Musa Aleyhisselam niye şey yaptı? Dünya öyle bir anlam katmış ki onlara, dünya ahiretin çekirdeği ya, niye daha bir sevap yapamıyorum? Niye sevabıma sen çekiyorsun? Bir tarafı da o. Yaşamak istediğin geleceğe, yani muhtemel yaşayacaksın ya, yaşayamadığından, ölünce muhtemel geleceği yaşayamadığından ölüm korkusu oluyor dedik. Şimdi sor kendine. Yaşamak istediğin geleceğe şu soruları sor. Geleceğe. Yaşamak istediğin geleceğe. Yaşayıp da farklı ne olacak? Farklı ne yapacaktım? Geçmişimden farklı gelecekte ne yapacaktım? Ki onu yaşamak istiyorum. İki. Yaşamak istediğin geleceği hiçbir insan kalmamış olsa dünyada, senden başka dünyada bir şey yok. Bu sefer dünyada senden başka kimse kalmamış olsaydı yine de yaşamak ister miydin? Yani Hacerül Esvet'e elini sürmek için izdiham oluyor, insan ölen de olmuş. Hiç kimse olmasa, tek başına tavaf etsen Hacerül Esvet böyle kıymetli olur muydu? Peki Hacerül Esvet'i Hacerül Esvet yapan taşın kendisi midir? Ona mana yükleyen imandaki şuaların cemidir. O bir tümsek veya çukur aynağıdır. En kutsi mabet Mekke değil, insanın bedenidir. Bedende ruh kıyam ederse, beden arzda namaz kılar. Nasıl abi? Bir daha abi. 42-46 sözlerden, ruh beden mabedinde kıyam ederse, beden arzda namaz kılar. Peki, iyi miyiz? Elhamdülillah abi. Havamız çok iyi elhamdülillah. Şükürler olsun. Ders normal ders değil. Biz bugün çarşamba dersi, öyle risan dersi yapmıyoruz. Maç, spor konuşacaktık. Bu tür şeyler konuşuyoruz. Niye ki de başkanı değil, hiç kimse sormasın. Çünkü risan dersi değil. Hayatın gerçeklerini, işte sıkıntı, buhran, bunlar da konuşuyoruz. Muhtemel geleceğin yaşanmamasından ölüm korkusu vardı ya, ona sor geleceğe. Yaşayıp da farklı ne olacak, farklı ne yapacaktın? İki, yaşamak istediğin geleceği hiçbir insan kalmamış olsa, dünyada senden başka kimse kalmamış olsaydı yine de yaşamak ister miydin? Hiç kimse yok. Ali, petrollar, altınlar, arabalar, teksin. İnsan çıldırır. Tek bir kişi dayanabilir. Çocukken büyümeyecek, en az 33'ü geçecek. Bütün isimler armoni, yani bütünselliğe gelmiş bir Adem Aleyhisselam ancak dayanır. Hiç kimse yokken. Dünya vahşet ve dehşete döner. Mesela şöyle düşün. Evde çoluk çocuğa alışan bir insan. Kaç gün dayanırsın evde çoluk çocuk gitmiş bir yere? Yatılmıyor, yatılmıyor bile artık. Evet. Yatamıyor. Çocukların sesi bile melodi gibi gelir. Sen diyorsun ya evet. Gel gitse bir yalnız kalsın. Öyle bir yiymiş.
Bu dersi siler. Bu dersi siler. O zaman ölüm, yalnızlaşmak, yalnız kalmak, unutulmak gibi hislerin baskısıyla ortaya çıkıyor. Ölüm korkusu neymiş? Yalnızlaşmak, yalnız kalmak, unutulmak gibi hislerin baskısıyla ortaya çıkıyor. Çünkü hiç kimsenin kalmadığı dünyada kimse kalmak istemez. Başka? Ucuz yaşama, kaliteli yaşayanların hayatlarında sıkıntı eksik olmamış. Ucuz yaşayanlarda pek sıkıntı yoktur. Fok balığı gibi. Kaliteli yaşayanların hayatlarında sıkıntı eksik olmamış. İşte Allah Resulü Aleyhisselam. Zaten insanın standartlıktan çıkmanın adıdır sıkıntı. Standartlıktan çıkıyor. Dolu dolu yaşayanların geçmişleri çok uzun görünür. Dolu dolu yaşayanların geçmişi çok dolu olduğu için çok uzun gözükür. Geçmişi kalitesiz veya aynı şeylerle doluysa bir saat yaşamış gibi görünür. Çünkü her günü aynı. Her şeyin üst ve kıymetli şeylerle nispet edilmesiyle, referans edilmesiyle hayat anlam kazanır. Bu nedir? Bardak değil. İzah değil ki. Armut'u gösteriyorum. Bu nedir? Şeftali değil. Hayır. Her şeyi üst birimle referans, yani nispet, ölçü alınırsa anlam kazanır. Eşyayı birbirine kıyas edersek isimlenir. Anlamdan bahsediyor. O zaman dünya nedir? İçindeki malzemelerle dünyayı, Jüpiter ve Ay'la, Güneş'le dünyayı tanımlayamazsınız, isimlendirirsiniz. Dünyadan daha değerli bir yer, ahirette anlam kazanır. Eğer aynı bu örnek gibi, eğer hayatını sonsuzla yorumlayamadan mesela hayatını sonsuzluk alemiyle yorumlayamayan da hırçınlık, doyumsuzluk, kavgalı, kanaatsız tipler çıkar. Kendi hayatını sonsuz bir hayatta yorumlayamıyor. Mesela Üstad diyor ki ne alakası var? Aile hayatında saadet isterseniz aile hayatınıza imani bil ahirete hakim yapın diyor. Ne alakası var yani? İlk önce zahir mana şöyle anlaşılıyor. İmani bil ahirete oldum, herkes haddini bilir, hududunda kalır. Bu kural. Bu değil. Saadet huzuru değil. İmani bil ahiret ne demek? İnsan iman ettiği şeyle beslenir. Mesela ateistlik inkarcılık değil. İnkarcılığa inanmaktır. İnsan inandığı şeyle beslenir. Yoka inanırsanız aleminiz Adem zulümatıyla dolar. Onun için dehşettir, vahşettir. Eğer hayatımızı sonsuzlukla nispet edilip anlandırılmazsa ne çıkar bunlardan? Hırçınlık, doyumsuzluk, kavgalı, kanaatsız, vefasız tipler çıkar. Ama bunun nereden çıktığını da bilemez. Nereden bu oluyor? Hayatına iman ile hayatlanırsa. Çünkü bakın, nereye iman ediyorsanız onunla besleniyorsunuz. Allah'ın nuruyla besleniyor iman. Ahiretin nuruyla besleniyor insan ruhu. Ama bunun nereden çıktığını da bilemez insan. Bu ben niye hırçınım? Çünkü hayat anlamını yitirmiş, o zaman öfke doğurur, hırçınlık doğurur. Ölüm korkusu bedene ben demek nispetinde olur. Buna ben dediği için ölüm korkusu oluyor. Üstad Hazretleri bedenle ruhu ayırt ederken örnek veriyor. Bir elbise var, gömlek, bir de bina var. Şimdi biz binanın içindeyiz. Binaya benziyor muyuz? Dışarıdan baktığımız zaman binaya bakarak bizim duygularımızı, hislerimizi, latifelerimizi, hazlarımızı, elemlerimizi bilebilir mi binaya bakarak? Bilemez. Binanın içindeyiz diye bina bizden kıymetli değil. İşte binanın içinde oturan insana ruh der, ustad.
binaya beden der. O zaman ne der? Beden diyor, ruhun libası değil, hanesi ve yuvasıdır. O zaman sen şu binaya ben diyorsan, bina yıkılınca, hasar görünce için gidiyor. Bizim köyde bir adam vardı eskiden. Arabayla fenafil olmuş, kaynak olmuş arabayla. Çukura gittiği zaman böyle araba çukura gitmiyor. Ayy! Yapardı böyle. Biz de arkada oturuyorduk. Minibüsü vardı. Bu çukura gittiği zaman yapardı. Sanki araba çukura değil kendisi düşüyordu. Yani kaynak olmuştu. Bedene ben dersen öleceksin. Ve kefenleneceksin ve o siyah toprağa gireceksin. Ama bedene ev dersen, bedene ağaç dersen, Hulusi abinin misali, beden diyor ağaçtır, ruh kuştur, gece gündüz siyah beyaz kişidir, hızarla keseler. O da zamandır. Hırr hırr. Siyah beyaz adam ağacı kesse, hızar da zaman, ağaç da beden, kuş da ruh. Ağaç kesilip düştüğü zaman kuş ne olur? Var böyle diyecek yani o da düşer diye. Uçar gider. Ruh da budur. Emre hazırlanıyor tam öyle diyecek. Öyle diye tahmin etmiş. Ne kadar benle bedeni yani beden ruhu ayrıştırma şuuru nispetinde ölüm korkusu yok olur. Sıkıntının bir sebebi de bulunduğun ortamı veya kişileri kendi arzularına göre biçimlendirmek gayretidir. Yani mesela başka bir tefekküre, başka bir tefekküre geçtim. Yani sıkıntı bir manası da şu, kendi alemime göre gafuru veya burayı kendime göre değiştirme gayretinin adıdır. Yani kendi alemimde Allah Allah, bu nasıl dedi ya der kardeş. Ya nasıl yapar ya? Yapar. Normal. Yani sıkıntı neden benim keyfime göre değil? Gibi de anlaşılabiliyor. Hayat bir sarkaç gibi bir sağa bir sola. Saatin sarkaçı gibi. Yani o gidiyor öbürü geliyor. Ne kadar farklı dahi olsalar birbiri ardından geliyor. Hayat bu. Ama saati gösteriyor. Saat da hareket değil. Hep saat deriz, zaman deriz ama kimse görmez onu. Hayatımızı bölmüş, bedeni misali yapmış. Gerçek hayattan olmayışına mukabil kendisine has özel hayal dünyası kurar kişi. Kendi dünyasında olmayan hayal kurgularında yaşar. Bunu daha çok telefonlar yapar böyle. Onu seyrettiğini zanneder. Girer oraya. O asrın en büyük silahı. Eskide atomdu. Sonra gıda oldu. Gıda sektörü oldu. Devletler arası savaş. Şimdi sanal bir dünya. Para da sanal. Mal da sanal. Filmler sanal. Giriyor böyle. Orada yaşıyor. O kadar kuvvetli oluyor ki artık sanalı, hayali o kadar kuvvetli ki. Bir an bile hayalinin dışında kalmak istemiyor. İşkence geliyor. Kızlar, kız çocukları, erkek çocukları böyle bu hale gelmiş. Getirilmiş. Artık hiç kimse burada yaşamıyor. Hep böyle hayal. Sıkıntının kendisindense sıkıntıdan doğan zararlı ortama katlanmak daha kolaydır. Umutsuzluk yaşarken fikren hissen ölmektir. Üretken, buluşçu ve anlamlı zihinler her sıkıntı ve ümitsizliğe karşı geliştirdikleri yöntem ve malzemeler olmuştur. Yani şimdi bir misal vereyim psikolojide. Psikoloji aynı şeyi tekrar etmekte kaynaklanıyor psikoloji hastalıkta. Mesela dün ölüm korkusu vardı veya başka bir şey. Bir bak bakalım o sıkıldığın şey hayatında ilk defa dün mü oldu? Yok. Evvelsi günde, bir hafta önce daha iyiydi. Yani peki o korktuğun, yorumlayamadığın bir şeyi bugün o geldiği zaman hiç mi hayatında tecrübe yok ya? Bunu tecrübenle yorumla en azından ya. Mesela
Ölüm korkusu. Aa öleceğim. Öleceğim demekle, ölüm korkusuyla kim öldü ki? Peki daha önce gelmedi mi? Geldi. Nasıl gitti? Aynısını kullan artık tecrübeyi. Niye fırsat veriyorsun aynı şey aktif olmasına? Yani bir tecrüben olmamış mı bu kadar sıkıntı çektin? O sıkıntıyı şimdi kullan, şey tecrübeyi kullan. Bir daha, ümitsizlik neymiş? Yaşarken fikren, hissen ölmektir. Üretken, buluşçu ve anlamlı zihinler her sıkıntı ve ümitsizliğe karşı geliştirdikleri yöntem ve malzemeleri olmuştur. Ümitsizlik bunların tersi. Bedelini vermeye niyeti olmadığı bir şeyi isteme. Bu çok önemli. İşaret koymuşum. Camdan bakıyordum, iyi hatırladım şimdi. Hapishanede yazan şeyler bunlar da. Bedelini vermeye, bunu istiyorsun tamam mı? Bunu istiyorsun ama bedelini vermeye niyetin var mı? Bedelini vermeye niyetin olmadık bir şeyi isteme, istemenin adı sıkıntıdır. Zahmet çekmeden, cilalanmadan, temizlenmeden ayna olamazsın. Hesabı verilmemiş bir iddian kalmasın. Normal bir halette yazılmamış tabii değil mi bunlar? Bir daha. Bedelini vermeye niyet olmadığı bir şeyi isteme. Bak bir daha. Bedelini vermeye niyetin olmadığı. Bunu alıyorsun ama bedelini vermeye niyetin yok. İsteme. Peki istersen istemenin adı sıkıntıdır. Bedelini vermek istemiyor. Zahmet çekmeden, cilalanmadan, temizlenmeden ayna olamazsın. Hesabı verilmemiş bir iddian kalmasın. Allah'a iddia ediyorsun, hesabını ver. Süfyan diyorsun, hesabını ver. Ahiret diyorsun, hesabını ver ona. Ahiret diyorsun, eylem yok. Allah diyorsun, eylem yok. Çok güzel. Yok bir şey. Hesabı kesilmemiş bir şey. Nedir ki o? İnsanın istikameti bir. Akli selim olmak, kalbi selim olmak, zevki selim olmak, haklıyı, doğruyu, yanlışla ayırmak kalbi selimle olur. Haklıyı, doğruyu, yanlışla ayırmak kalbi selimle olur. Zevki selim sanatla olur. Aklı selim ise hem kendine olmaya ve karşıya anlatma. Hem kendinde olmaya hem karşıda inşa olmaya. Bunlar sıkıntıların üstesinden gelir ve karşına konulur. Konu değişiyor. Hazın yok olmasıdır sıkıntı. Haz, içsel hazlar. Yani duyguların birbirine kopukluğudur. Fikirler birbirini uzaklaşmasına kaynaklanıyor. Hiçbir söz ve fiilin senden fazla uzaklaşamaz. Unutma. Hiçbir söz ve fiilin senden fazla uzaklaşamaz. Söylediğin her söz, yaptığın her fiil zaman zaman karşına çıkacak. Çünkü seninle beraberler. Seyrettiğin her film ondan uzaklaşacağını zannet. Hep önünde duracak. Hiçbir şey sonsuzdan daha sıkıcı değildir. Her başına gelen fiil veya söz sana aynadır. Bir daha. Her başına gelen fiil veya söz sana aynadır. Mesela ben hapis mesela aynadır. Onunla arada kendini seyretme imkanı verir. Onunla bazen kendini seyredersin sana. Ne yapar bak başka o? Ummadığın, rastladığımız sözler, fiiller bize aynadır. Onunla kendimizi seyrederiz. Başka? Güçlü ve zayıf yönlerini onunla tanımlarız. Bir önceki abi, hiçbir şey sonsuzdan daha sıkıcı değildir. Evet. Onu biraz izah edelim.
hiçbir şey sonsuzdan daha sıkıcı değildir. Sonsuza göre değişir. Sıkıntının sonsuz olduğunu düşünsene. Sıkıntının kendisi lokma gibidir içerse. Ama ona sonsuzluk veriyorsun. Hep böyle mi olacak? Allah. Bazı şeyleri arkana bırakmayı başarman lazım. Hep önüne koyma. Hep böyle devam edecek zehabına kapılma. Hayat hep böyle mi gidecek? Zehabına kapılma. Her şeyin bir varoluş sebebi ve ömrü var olduğunu unutma. Niçin sıkıldığını biliyorsan, cevabın varsa bu sıkıntı değil, bedel ödemektir. Ama halk arasında buna sıkıntı deniyor. Bir daha, niçin sıkıldığını biliyorsan, mesela dört duvarda niçin ben buradayım, sıkılıyorum. Çünkü dediğim zaman, çünkülerim daha kıymetli, o zaman bu onun bedelidir. O zaman bana basamak oluyor. Beni sıkamıyor. Fırsat vermiyor. Beni sıkmasına. Rüştü abiden orada hatırladım. Bir cümle vardı. Hayali şöyle derdi Rüştü abi. Hayal. Hayal nedir? Olanın ve olmak isteyip de olunamadığının olduğu alemdir. Yani olduklarınla şimdi olduklarında olmak istediklerin var. Bir olmuşsun, bir de olmak istediğin bir şeyler var. Olduklarında olmak istediklerinin olma olduğu alem olan hayal adeta cennet alemin bir teleşüdür. Mesela olmak istiyorum, olamıyorum. Ama hayale ne olur? Olmak isteyip de olamadığımın olunduğu bir alemdir. O imkanı bana veriyor. Havada uçmak istiyorum. Şunu yapmak istiyorum, şuna sahip olmak istiyorum. Mümkün değil. Ama mümkün. Olunduğu bir yer. Gelecek şimdi için geçmişten daha iyi bir anahtardır. Allah Allah. Bir daha. Niçin demişim bunu? Bak. Gelecek şimdi için geçmişten daha iyi bir anahtardır. Kapitalizmin, sömürgecilerin insanlara alıştırdıkları en zalimane davranış israf. Kapitalizmin, sömürgecilerin insanlara alıştırdıkları en zalimane davranış israf. Yani tüketici bir toplum, milletler kurmak, dönüştürmek yapmışlar. Buna alışan toplum her saçmalığın peşinde, her kutsi şeyleri terk etmenin yolunda koşuyorlar. Tüketme ile mutlu olunabileceklerine inandırılıyorlar. Gelir gidere denk olmadığından her kutsi şeylerini satıyorlar, terk ediyorlar. Bu da bedensel hayatın içine gömülmek kalıyor. Çıkmak mı? Hatırlarına bile gelmiyor. Bedensel, cismani hayat yani maddi kutsanıyor, beden öne konuluyor, yat kalk o kadar acayip ki kantarı da koyuyor yatağının yanına, tartılıyor, gece gündüz tartılıyor. Kutsanmış bir beden, kutsiyet kazandırılmış, beden putlaştırılmış ki kantar yanında, bilmem şeyler, ruhu unutmuş, kiloyla kafayı basmış. Peki ruhun, hani diyor ki Kudüs isminde, hani bu kirdir, yani kilo öyledir. Kudüs isminde, yani diyor günahları unutmuş, ruhu doyma, ruhun gıdasını unutmuş, bedenini önüne koymuş böyle. İş indir bindir bu, kutsanmış bir beden. Oysa beden kişinin hanesi ve yuvasıdır. Çıkmak mı istiyorlar bedenlerinden? Hatırlarına bile gelmiyor. Peki size bir şey söyleyeyim. Beşinci şua var ya, aslında Sufyan'ını tanımlayan hadis-i şeriflerin hulasası.
Beşinci şua demek aslın yorumlamaktır. Beşinci şuayı bilemeyen aslı tanımaz. Aslı tanıyamayan Risale-i Nur'a değer veremez. Beşinci şua aslı tanımlayan bir risaledir. Allah Resulü'nün 23 tane hadisi vardır. İlk hadisini hatırlar mısınız? İlk hadisi nedir? Hatırlayan var mı? İlk hadis. İlk hadis neyle? Süfyan'ın eli delik olacak. Evet. İsraf. Şimdi o zaman bir daha dinleyin. Baştan alıyorum. Kapitalizmin ve sömürgecilerin insanlara alıştırdıkları en zalimane davranış israf. Yani tüketici bir toplum, milletler kurmak, dönüştürmek, buna alışan toplum her saçmalığın peşinde, her kutsi şeyleri terk etmenin yolunda koşuyorlar. Tüketmeyle mutlu olunabileceklerine inandırılıyorlar. Hele hele kadınlar var ya, alışveriş yapmak. Uf. Gelir gidere denk olamadığından her kutsi şeylerini satıyorlar, terk ediyorlar. Buna da bedensel hayatın içine gömülmek kalıyor. Çıkmak mı? Hatırlarına bile gelmiyor. Bedensel cismani hayat, yani maddiyi kutsanıyor, kutsileştiriyor, kutsileşiyor, esas oluyor. Hakikattan, manadan, ruhanilik hayattan uzaklaştırılıp hayat-ı dünyeviye esas yapılmaktan çeşitli suretlerde ve isimlerle sarı hastalıklar gibi bir yerde sıkıntı hastalığını ortaya doğurdu, çıkardı. İnsanların aleminde boşluk insani ilişkilere taşınarak çok ciddi boşluklar ortaya çıktı. Ferdin alemindeki boşluk kişiler arasına taşındı. Yani benim içsel duygularım var ya, bir akıl kalbimde boşluk, merhametim eylemimde boşluk, bir sürü boşluklarım var. Bu boşluklar yetmiyor, sana taşınıyor. Seninle arama kullanıyorum bu boşlukları. Sen de bana, senin boşluğunu da bana kullanıyorsun. Ferdin alemindeki boşluk kişiler arasında taşındı. İnsanlık arasındaki boşluğun kaynağı kişinin kendi aleminin aynı cinsten tezahürüne dönüştü. Mesela kendi sevmediği için insanları sevmiyor. Kendini sevmediği için insanları sevmiyor. İnsanlar beni sevmiyor diyor. Oysa kendisini sevmiyor. Kendisiyle barışık değil. Kendisiyle kavgalı. Niye ikide bir bağırıyor? Niye kavga sebep buluyor? Çünkü kendisiyle kavgalı. Niye insanları beni sevmiyor? Ben yalnızım. Çünkü kendisi kendisinden yalnız. Diyor ki mesela kendini sevmediği için insanları da sevmiyor. Kendine güveni kaybettiği için insanlara güvenmiyor. Güvenilir insan kalmadı diyor. Yalan. Niçin böyle diyor? Kendisi kendisine güvenmiyor. Rüşt abi çok derdi. O hadisi çok zikrederdi. Derdi ki hadis var dedi. Ben bir mana söylüyorum. O tam metnini söylerdi. Bitti. Tamam canım. İnsanlık bitti. Öyle insanlar var ya. İnsanlık bitti canım. Allah Resulü bu hadisi böyle zikrediyor. Diyor ki insanlar bitti. Tamam şey diyen bitti diyor. Kendi bittiğini ifade ediyormuş. Eğer hakikaten bitseydi Allah dünyayı döndürmezdi. Kendi sevmediği için insanları sevmiyor. Kendini sevmediği için kendine güvenini kaybettiği için insanlara güvenmiyor. Kendine verdiği sözü tutmadığı için insanlara da öyle görüyor. Verdiğin sözü, sigara bırakacağım dedin, namaza başlayacağım dedin, YouTube'lara girmeyeceğim dedin, sözünü tuttun mu tutmadın. Diğerlerini de öyle görüyorsun. Kimse de sözünü tutmuyor. Herkes kendi aynasına tabi. Kırmızı ise gözlüğü kırmızı görür. Yani hep böyle zan. Onun için zan oluyor. Sen bunu kastetmiştin böyle şey. Niye? Ben öyle düşünüyorum. İki tane ama yemek yiyorlar. O zaman fakirlik var. Zeytin. Zeytin koymuşlar. Bir tanesi diyor ki öteki ama. İki tane yeme. Sen ama ben ama. Sen kör ben kör. İki tane yediğimi nereden biliyorsun dedi. O dedi ki ben iki tane yiyorum da. Onun da iki tane yediğini şey yapıyor. İşte kişilerde olan korku
içindeki boşlukların adıdır. Korku neymiş? Fikirlerin, duyguların, hislerin, latifelerin, aklı bütünselliğin, akıl kalp münasebetin, kalp ruh vecdan vesaire. Ne kadar ara boşlukları varsa bunların. Karşılığını mesela bulamadıklarımız herhalde sana. Karşılığını bulamadık. Dolduramadım. Mesela korku aklidir, haf kalbidir. Akıldaki, dimağdaki tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat ya. Bu mertebeler ne kadar boşluksa o kadar korku olur. Akılla kalp arasındaki boşluğun adı da haftır. İşte ne diyor? Kişilerde olan korku içindeki boşlukların adıdır. Öyle bir halet-i rühiyeye bürünür ki kişi, kuyuya düşer ki hiçbir şey istemektense hiçi ister. Hiçbir şey istemiyor. Niye? Hiçi istiyor. Hayat anlamını yitiriyor, intihar seçenek oluyor. Hayatına anlam katamadığı için hayatının içine değerli bir şey koyamıyor. Temeli neydi? Var olduğunun şuurunda değil. İmandan da önce geliyor. Varım ben diyebilmek insana farkındalık katar. Farkındalık insanı anlam verir. Anlamlandırılan bir hayat vefayı doğurur. Vefanın ifadesi de imandır. Ne zaman insan kendi ister, kendini özlerse, ne zaman insan kendini ister, kendini özlerse, iki de eve geliyor, televizyon açıyor, arabaya bir şey yapıyor, hep kaçıştır. Hep kendisini kaçırmak. Hep kaçıştır. Dinlemez kendisini, ben bir kalayım. Ne zaman insan kendini ister, kendi ister, kendini özler ve kendini arar, o zaman kuyular kalkmaya bağlar aleminden. Onlar gider kendini. Şöyle yapayım. Bir de okuyayım. Ne zaman insan kendini ister, kendini özler, kendini arar, o zaman kuyular kalkmaya bağlar alemine dönüşür. Peki, neden peki tüm bunlar son şeyimiz? Ondan sonra daha başka bir şeye geçiyor. O başka konuya geçiyor. Son şeyimi okuyorum. Şu kadar 2-3 satır. Tamam, yani neden peki bunlar? Tamamen nesneleştirilmiş, somutlaştırılmış, maddeye hapsolmuş ve tüm niteliklerden, soyutlardan, ruhani asıllardan uzaklaştırılmış, yoksun kalmış bir dünyadan daha sıkıcı ne var? Yani dünya acayip, her taraf sıkıyor beni, hiç rahat edemiyorum. Of, neden? Sebebi şu, tamamen nesneleştirilmiş, nesne olmuş, somutlaştırılmış, maddeye hapsolmuş ve tüm niteliklerden, yani soyutlardan, ruhani asıllardan uzaklaştırılmış, yoksun kalmış bir dünyadan daha sıkıcı ne olur, ne var? Bununla zorunlu doğurduğu sıkıntılardan kurtulmak için insanlar giderek daha aşırı hale gelen ihlalcı eylemlere başvurup teselli arıyor. Mesela teybi sonuna kadar çağır. Değil kendisi mahalle rahatsız olur. Bu nedir peki? Ne ihtiyaçtır bu? Hırçın olur, konuya basar, geçer, suç işleme şeyi. Bu hep içindeki o sıkıntıdan az ecelizlikten kaçmaktır. Mesela hayatı nesnelleştirilmemiş, somutlaştırılmamış, madde hapsolmamış en güzel örnek saadettir. Hiçbir şey yok. Yok. Yokun adına asıl saadet denmiş. Yok. Açlığın adına asıl saadet denmiş. Evet. Yokluğun adına açtığın, yani her şeyin yok olduğu, kırla gezdiği asra Allah saadet asrı demiş. Her şeyin bol, her şeye ulaşabiliyor. Harama helala da. Parmağınla iki tuşla bilginin en zirvesine. İstediğin hocayı konuşturuyoruz. İstediğin şey geliyor. Telefon ediyorsun, yemek evine geliyor. O kadar
yalnızlaştırılmış bir asra dönüşmüş. Sıkıntılar, buhranlar. Bak doğurmuş bunlar. Bunlar da bunu doğurmuş. Çünkü kendini unuttuğu için insanoğlu kendini arıyor. Arıyor ama nasıl bulacak? Bulamaz. Çünkü kara olmayan kara kedi karanlık odada aramak nasılsa aradığı şeyin ne olduğunu bilmiyor. Bir sıkıntı var. Bir şey istiyor ama nedir bilmiyor. Bilmediği için bak o nedir o? Aradığım nedir? Bilmediği için nerede nasıl bulunur da bilemiyor. Neyi aradığını bilmediği için ama bir şey arıyor. Aslında insanın bir şey arıyor. Ama ne aradığını bilmediği için nerede, nasıl arayacağını da bilemiyor. Bir de onunla arıyor. He? Kendini arıyor kendisiyle. Kendini bilmediği için. Peki, burada kesiyorum. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةِ